Şlesvig, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'nin ortasında 24 bin nüfuslu bir kent. Vikinglere ait yerleşim alanı Haithabu hemen kentin yanı başında. Arkeologların yerleşim birimini keşfettikleri yerde Viking kulübeleri inşa edilmiş. Haithabu, Almanya'da eşine ender rastlanan bir yer. Burada Vikinglerle ilgili bir de müze açılmış. Birçokları bu kuzeyli halkı, kullandıkları araç gereçleri ve takıları merak ediyor. Burada gördüklerimden sonra böyle bir halkın yaşamış olduğuna inanıyorum. Herhalde bunlar gökten zembille inmedi. Bana göre böyle bir halk vardı çünkü burada görülenlere, okunanlara bakılacak olursa tüm bunlar bence gerçek. Avrupa tarihinin parçası olan Vikingler genellikle efsanelerle anılıyor. Aralarında Almanya ve İsveç'in de bulunduğu 6 Avrupa ülkesi ise bu efsaneyi canlandırmayı amaçlıyordu. Bu ülkeler 13 adet Viking anıtının UNESCO'nun kültür mirası listesine alınmasını istiyordu. Ama İsveç bundan son anda vazgeçti. Dikkatleri kültür mirası tarihi ve Vikingler dönemine çekmek, bilgi dağarcığını arttırmak ve turizmi canlandırmak üzere başlatılan tüm bu girişimleri can gönülden destekliyoruz. Bunları gerçekleştirmek için de önümüzde çok sayıda olanak var. Unutulmaması gereken bir diğer nokta da şu. Dünya Kültür Mirası Antlaşması, bilginin yayılması için tek araç değil. İsveç'in işbirliğinden geri çekilmesi Almanya'da şaşkınlık yarattı. Schleswig'in baş arkeologlarından Klaus von Karnap Bornheim, öncelikle İsveçlilerde Vikinglilerin yaşadığı yerlere ilişkin bir kafa karışıklığı olduğu görüşünde. İkincisi, bu projede ulusal tarih ve romantizm içeren fikirler ve ifadeler kullanılıyordu. Tam da işte bu konu kafama yatmıyor. Çünkü bu tür ortaklıklara girişmezsek, er ya da geç olayların nasıl geliştiğine anlam veremeyecek duruma geliriz. Şimdi olan da bu zaten. Elbette Vikingler ve Cermenler, tıpkı Slavlar ve Keltler gibi bazı konulara alet ediliyorlar. Arkeoloji her zaman siyasidir. Bunu herkes bilir. Vikingler de çoğu zaman siyasi çıkarlara alet oldular. Örneğin aşırı sağcılar, Thor ve Odin gibi kuzeyli tanrıların hayranlarıdır. Onları güçlü Cermen kahramanları olarak görüyorlar. İnternetteki alışveriş sitelerinde boy gösteren bir takım antik tanrılar da yanlış bir tarih anlayışına kurban gidiyor. Buralarda Viking heykelcikleri ve boynuzundan içki kadehleri, nefret içeren müzik parçaları gibi sipariş edilebiliyor. Çoğu İskandinav ülkesinin tarihinde bu kuzeyli halk geçmişte hep yüceltilerek tasvir edilmişti. İsveçliler bu konuda bugün dahi sorun yaşıyor. Bu 1960'larda Vikinglerin efsanevi kahramanlar olarak idolleştirildiği dönemden kaynaklanıyor. Elbette bu durum sonradan değişti ve Vikinglerin barışçıl tüccar bir halk olduğu keşfedildi. Ama Vikinglere ilişkin bu eski görüşler bugün hala bazı siyasi grupların zihninden çıkmıyor ne yazık ki. Haithabu'daki araştırmacılar da bu efsaneyi gayet iyi biliyor ama onlar da artık farkında ki Vikinglere ilişkin söylentiler ve bilgiler tüm gerçekliği yansıtmıyor. Bu dünyada bir zamanlar farklı boya posa sahip, belki yoksulluk nedeniyle sağlığını yitirmiş ya da ağır hastalıklardan muzdarip insanların da yaşamış oldukları bu efsanede yer almıyor. Vikingler bugün yeni bir bakış açısından değerlendiriliyor ve bunun olumlu sonuçları da oluyor. Ejderha görünümündeki teknelerle yeni bir pazar ortaya çıkmış durumda. Vikinglerin hayranları bu kuzeyli halkın izini sürüyor. Viking anıtlarını halka sunan Kuzey Avrupalılar da işte bu kültür mirası projesi için daha fazla maddi destek ve daha fazla turist bekliyor. Ben bunları iyi buluyorum. Okuduklarım bana sempatik geliyor. Bilgi edindiğim diğer halk gruplarından daha sempatikler. Ejderha teknesi çok ilginç. Ayrıca bu yuvarlak kalkanlarda herkeste yoktu. Alman bilimciler kültür mirası projelerinden vazgeçmek niyetinde değil ve İsveç'in dahil olmadığı
başka bir girişime hazırlanıyorlar. Onlar Haytabu ve Danevirk anıtına yoğunlaşmış durumdalar. Burası İskandinavya ile kıta Avrupası arasındaki sınır. Kuzey Avrupa'nın en büyük anıtı konumunda. Çok iyi korunmuş durumda. 28 kilometre uzunluğunda. Bunun ikinci bir örneği daha yok. Danevirk, Haytabu ve diğer Viking yerleşim birimleri en erken 2015 tarihinde dünya kültür mirasına dönüşebilir. Eğer başarılı olunursa bu Şlesvig'e de şöhret kazandıracak ve Vikingler bu sayede daha da tanınmaya başlayacak. Tabii tarihi gerçeklere uygun bir biçimde.